Cevher Albay'ım. Cevher Albay'ım, kalk geldik, kalk. Buyuruz evladım. Evladım değil. Yüzbaşım. Hava Yüzbaşı, Poyraz Karayel, emir ve görüşlerinize hazırdır albayım. Ne yaptım? Öldüm mü ben? Siz ölürseniz ben ne yaparım albayım? Albaylar ölemez. Hele emekli albaylar. Asla, asla. Bir düşün bakalım. Buraya 3 tane bekar üniversite öğrencisi taşınsa, bangır bangır müzik dinleseler, kızların biri gelse, biri gitse, ne olur bu apartman? Ne yaparız evladım? Biz kendi canımızı kastediyoruz. Sen apartmanın derdindesin. Sen şimdi öldün düşün. Düşünürüm. O gazete ilanında ne yazacak? Ne yazacak? Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde saat 10.05'te kardeş ülke Azerbaycan'dan ithal edilen doğal gazının vanasını açmak suretiyle ruhunu hakka teslim etmeye yeltenen muzaffer Türk ordusunun sadık bir neferi olan emekli albay Cevher Güngören. 2 aylık doğal gaz faturasını ödemeyi unutmuş bulunduğumdan. Ne? Doğalgaz şirketi yetkilileri olaya müdahale ederek saat 10.09'da emekli albayımızın kendini intihar etme teşebbüsüne son anda mani olmayı başarmış. Akabinde ve detayında albayımız Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde müşahede altına alınmıştır. Emekli Albaylar Federasyonu adına acil şifalar diliyoruz. Bu ne şimdi ya? Bu mu yani? Evladım, ben ölmedim mi? Sen bu dünyadaki albayların en emeklisisin. Beni bırakıp gitmene müsaade edemem. Sakın bir daha yapma bak. Neyse, benim kalkmam lazım. Vazife bekler. Sen ne diyorsun albayım, ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Sen ya, sen nasıl intihar edersin albayım? İyi ki doğal gazı kesmişler. Paçamı zor kurtarırdım. Ya kesmeselerdi? Ya o zaman bugün helvamı yiyor olurdunuz. Allah'ım yarabbim ya. Ah albayım, ah albayım, ah albayım. Bir akıllı sen varsın diyorduk. Sen de delinin önüne gideni çıktın ya. Bir daha sakın intihar etme. Sakın. Sana ölmeyi de yasaklıyorum. Anlaşıldı mı? Sen bir düşün bakayım şimdi. Sen şimdi ölsen. Bu apartmana 3 tane bekar üniversite öğrencisi gelse, bangır bangır müzik dinleseler, kızların biri girse, biri çıksa ne olur bu apartman? Sen de haklısın evladım. Haklıyım tabii. Hem de o sahtekar kadın için. Canım öyle deme şimdi. Hepsi üst üste geldi be evladım. Ne mesela? Ne mesela? Ya Poyraz evladım, benim hayatımda hiçbir şey yokmuş ki. Şöyle bir düşündüm de uyandım. Ya albayım, albayım. Biz neciyiz burada ya? Biz burada neciyiz? Komşun değil miyiz? Ha? Tamam. Komşuluk günümüzde eskisi kadar prim yapmıyor olabilir ama aslında ne kadar önemli bir şey. Albayım. Albayım, ben seni çok seviyorum. Bütün apartman olarak biz seni çok seviyoruz. Bir daha sakın böyle bir şey yapma, sakın. Tamam.
mı? Durma. Gel buraya. Thank you.